Siyafix.com'dan herkese selamlar. Ben Tubaz. Bu videomuzda bilgisayarda ses seviyesini nasıl arttıracağımızı anlatacağım. Dahili donanımınız, kulaklıklarınız, hoparlörleriniz ve yazılımlarınız her gün duyduğunuz müzik ve video diğer sesleri üretmek için bir araya gelir. Ve bazı seçenekler ses kalitesini etki eder. Elbette hiçbir şey daha kaliteli bir kulaklık almanın yerini tutamaz. Ancak Windows'un deneyebilecek bazı yerleşik ses donanım ayarları ile belki de paranızı biraz daha cebinizde tutabilirsiniz. Windows'ta ses seviyesini arttırmanın yollarını şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Her kulaklıkta bu ayarlar farklılık gösterebilir. Başlıyoruz ayarları yapılandırmaya. Görev çubuğundaki hoparlör simgesine sağ tıklıyorum ve ses düzeyi karıştırıcısını aça tıklıyorum. Ardından burada hoparlör var arkadaşlar. Hoparlöre tıklıyorum. Hoparlör özellikleri açılıyor. Artık bu pencereyi kapatabilirim. Yapmamız gereken işlemler hoparlör özellikleri ile ilgili. Hoparlör özelliklerinde Enhancement sekmesine geliyoruz. Burası geliştirmeler sekmesidir arkadaşlar. Çevrilmeyi unutulmuş. Burayı Microsoft çevirmemiş. Burada Bass Boot özelliğine bir tik atabiliriz. Ardından Virtual Surround tusuna da bir tik atabiliriz. Ve son olarak Loudness Equalization kutusuna da bir tık atabiliriz. Ardından uygula ve tamam butonlarına tıklıyoruz. Tekrar ses düzey karıştırıcısını açalım. Hoparlara tıklayalım. Geliştirmeler sekmesine geçip burada ne yaptığımızı anlatmaya çalışacağım arkadaşlar size. Bas but ayarı bas kuvvetlendirme ayarıdır arkadaşlar. Bu ayar adı üzerinde oldukça açık bir ayar. Müzikte daha fazla bas sesleri duymak isterseniz etkileştirmelisiniz. Duyduğunuz en düşük frekansları arttırarak size daha fazla bas verir. İnce ayar yapmak için buradaki settings ayarlarından desibel ayarlarını değiştirebilirsiniz. Diğer hangi sekmeyi işaretledik? Virtual Surround'ı işaretledik. Stereo kulaklığınız veya hoparlörünüz varsa bu seçeneği etkinleştirebilirsiniz arkadaşlar. Etkinleştirmediğimiz bir tane daha kutucuk vardı arkadaşlar. Room Correction. Bu oda kalibrasyonu oluyor arkadaşlar. Tıklandığında bazı bilgilerle oda kalibrasyonu penceresini açıyor. Temel olarak bu araç hoparlörden test seslerini çalıyor ve daha sonra bunları mikrofonla alıyor. Örneğin işaretleyelim. Karşımıza çıkacak pencere bu. Evet dediğimizde bize bir takım ayarlar sunuyor. Belirli bir kurulum için en iyi ayarları önermek için bu verileri analiz edecek arkadaşlar. Ve kulaklığınıza ses gelecek. Bayağı uzun süreceği için ben iptal ediyorum. Loudness equalization ise sesin en yüksek ve en düşük noktalar arasındaki farkları ortaya çıkarmaya çalışır arkadaşlar. Böylece yüksek sesler filmlerdeki patlamalar gibi aşırı güç verirken tiz seslerde de bir artış sağlar. Yani önemli bir oranda ses artışı hissedeceksiniz. Maksimum ses seviyesi hala yeterince yüksek değilse sessiz bir ortamda bu ayarı denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Müziklerin daha da kuvvetli dinlemenize yardımcı olabilir. Her bir ayarın değişiminden sonra yani benim demin işaretleyip uygula tamam dediğim ayarları bir seferde değil de siz bunları tek tek işaretleyip denerseniz doğru seçeneğin hangisi olduğunu daha rahat bulabilirsiniz. Beğenmezseniz işaretleri kaldırıp yeniden uygula ve tamam diyebilirsiniz arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Umarım ses seviyesini arttırmaya yardımcı olur bu konu. Daha fazla bilgi için web sayfamızı www.cfx.com'u ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu eğitici, öğretici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.